Bir şey yapmaz. Altında döşeme şey mi var? Yoksa bu taşlar mı? Yok, bu değildir. Değil. Şunlar var. Altında. Burada şey çıkarır. Aşağı. Mertele kaskalar çıkar. Olmaz. Tarihi. Bir sene diyor hoca ben işte geriye gönderdim babam diyor. Sonra verdim diyor. İki sene süre gönderdim kapı verdim diyor. Çünkü kapısıcı. Ama baya bir merdiven var bir şeyde. Tabi. Bizim Akseki'den Göktepe girelim orada da. Kendilerine göre yaptık. Var. İlerlere doğru. Burası 600-700 metre. Sonra arada bir, yine bir kalıntılar var. Kaybolmuş. Toprağın altında kalmış. Mesela köyün girişindeki. Selçuklu döneminde Alaaddin Keykubat Konya başkent iken devlet işleri olmadığı zaman Beyşehir Gölü'nün kenarındaki Kubat Abat Sarayı'nda kalıyordu devletin işleri olmadığı zamanlar. Antalya ve Alanya fethedildikten sonra Kubat Abat Sarayı'ndan Alanya'ya geliyor ve Alanya'yı çok beğeniyor. İşte hava şartları da hoşuna gittiği için kışları orada kalmak için Kubat Abat Sarayı'ndan yukarıdan Beyşehir'den orası arkadaşlar. Yukarı o bizim Sırt köyünden gelerek buradan burası toplam 169 kilometre Manavgat sınırlarındaki. O 169 kilometrelik yoldan bu yolu da devam ederek Alanya'ya ulaşıyor. Her 35 kilometrede bir hanlar var. Kargahan var mesela yukarıdaki. Selimli köyünün civarında bir Selimhan var. Bugün bu yürüyeceğimiz yerde Alarahan. Alarahan'a ineceğiz şimdi. Bu bölgede hem tarihi bir değeri ortaya çıkarmak hem de onu insanların hizmetine sunmak. Doğada yürümek isteyenler için her türlü çevresinde işte bu barındırdığı özellikleriyle birlikte bir yeniden canlandırma ve tarihe yolculuk gibi düşünmek lazım. Böyle bir amacı var. Ve bunu burasını tanıtarak bir destinasyon haline getirebilirsek eğer ciddi bir bizim açımızdan ilçemiz için bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü insanlar geldiğinde işte yabancı turist veya yerli turist burada bir kere vaktini çok iyi geçirmesi gerekiyor. Bu sadece deniz, kum, güneş üçlüsü artık herkesin bildiği, herkesin yaptığı bir şey. İnsanlar bunun dışında bir şeyler arıyor. Hem tarihsel anlamda hem de kültürel değerler açısından. Burasını tamamlayarak, coğrafi işaretlemesini yaparak ve belki bazı tamamlamalar vesaireleri de yaparak tanıtmak gerekiyor. Yürü olduğumuz için biz yürüyen Türk olarak hep konuşurduk bunları nasıl yalandıracağız diye. İşin açıkçası tabi Likya tarafı bayağı bir mesafe kat etti. Antalya'nın batılı Likya yürüyüşüleri falan. Biz tabi çocukluğumuzda ben mesela kendim yayladan yürüyerek Akseki'ye geliyordum. Oradaki meydan yolları vardı. Ahmet Başkanım dediği gibi de işte Selçuklu zamanında Beyşehir'den hem Antalya'ya bir yol var. Orada Erhan hem de bu tarafa bir yürüyüş yolu var. Ya bunları tabi canlandırmak lazım. İlk günden bu yana bahsediliyor. Ben Vali Bey'e geçen anlattığımda bayağı bir heyecan duydu. Ya dedi ki ya bunu mutlaka canlandıralım dedi. İnşallah buraları biz kısa süre içerisinde tespiti zaten yapılmış olan yerleri yani bir canlı tutup bir elden geçirip daha sonra da yani tüm insanlığın hizmetine yani yalnızca biz hem doğa sevenlerin hem de yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunarsak yani bu bölge madem turizmle geçiniyorsa biraz önce Kaymakam Bey dediği gibi deniz kombinasyonu değil bu dağlardan da faydalanmamız lazım. Sonunda yürüyoruz. Şuradan yürüyoruz. Oradan yürüyeceğiz değil mi? Enişte! Enişte! Giderken yani koyun bile bu dili biliyor. Onu oturun. He? Ama şey bayağı mezran var. Biliyor musun? Bu bölgeler.